köşeye kondu. Koş. Malibu koş. Allah'ım çok şükür. Malibu gel. Gel. Aport. Gel gel gel. Hadi getir. Hadi. Aferin. Al getir. Aferin kızım o benim. Getir onu. Aferin sana. Hadi getir. Malibu getir onu. Aferin sana be. Aferin benim kızıma. Hadi al gel. Hadi kızım. Aferin sana. Al getir. Aferin benim kızıma. Hadi getir. Aferin sana. Al getir. Getir getir. Aferin kızıma. Getir. Aferin. Hadi getir. Aferin benim kızıma. Bak, aferin.
Getir. Gel kızım. Gel. Aferin. Arkadaşlar merhaba, ben Yiğit Cufa. Bugün aslında bıldırcın avına gelmiştik. Tavşan kalktı. O tavşanı ben birkaç kere daha kaldırmıştım. Hani sezonu kapalıydı. Atış yapmadım ama her kaldırdığında havaya atış yaptım. Hani onun bir av olduğunu anlasın, av hayvanı olduğunu anlasın diye. Hayvan içgüdüsel olarak kokuya doğru gidiyordu. Tavşanı kaldırıyordu. Tavşan zaten hep oralardaydı. Onu bıldırcın avlarında 3-4 kere falan kaldırmıştım. O yüzden tavşanı yerden almadım. Kalkıp gidebilme ihtimaline karşı yerde bir fişek daha attım. Aportlamasını bekledim. Ama tavşan çok iriydi. Malibu kaldıramadı tavşanı. Kaldırdı ama düştü. Kaldırdı, düştü. Biraz getirdi, bıraktı. Sonuç olarak Malibu için iyi bir tecrübe oldu. Bir üst tarladan bir bıldırcın kaldırmıştım. Bıldırcının önünde diken vardı. Dikenle karışık attım. Acaba düştü mü diye bakmaya gittiğimde kuru otluk bir tarla var. O kuru otluk tarladan Malibu tavşanı önüme çıkardı. İkinci fişekte vurdum. 30 gram 10 numara saçma vardı bıldırcın avında olduğum için. Yine de tavşanı aldı. Çok iyi performans gösterdi. Bu saga fişeklerden çok memnunum zaten. Hep power tapası var bu saga fişeklerin av bayinde. Bunun dispersante ya da keçe tapasını, biyor tapasını bulsam bir denemek için çullukta da kullanabilirim. Ama saçmasının kalitesinden, barutunun kalitesinden çok memnunum. Tavşan 7-8 kiloluk tavşan. Yani köpek kaldıramadı artık tavşanı. Yani o kadar büyük. 10 numara saçmayla tavşanı aldı. Sade ayaklarının kırılması nedeniyle değil. Göğsüne falan da gelmiş saçmalar. Ayağı kırıldığı için gidemedi ama o tavşan gidebilseydi de bir yerde ölürdü yani. Çok uzağa gidemeden ölürdü. Güzel bir sonuç çıkartmış. Videolarıma güzel yorumlar alıyorum. Yani sizler tarafından güzel, iyi, olumlu yorumlar alıyorum hep. Bu da beni şevklendiriyor. Şevklendikçe yeni video çekme isteği oluşuyor içimde. Karşılıklı bir diyalog oluyor yani aramızda. Onun dışında bize bir faydası yok zaten bu işin. Hatıra olsun diye atıyoruz. Bana destek için kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni atmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Hepinize rastgele.